Seyahat yasakları protesto gösterilerine, eleştirilere ve davalara yol açtı. Bir grup öğrencisini Amerika'ya okul gezisine çıkarmak için yola çıkan İngiliz vatandaşı matematik öğretmeni Yuhel Mihai'nin Amerika uçağından indirilmesi üzerine binlerce kişi Mihai'ye destek için imza kampanyası başlattı. Hedef haline getirildim. İsmim yüzünden mi, dış görünüşüm mü, yoksa derimin rengi mi bilmiyorum. Yeni kısıtlamalar nedeniyle mağdur olan binlerce kişiden biri olan öğretmene göre bu olaylar yüzünden Amerika'ya daha az İngiliz turist ve öğrenci gelebilir. Meslektaşlarım bu sorunlar çözümleninceye kadar Amerika'ya okul gezisi düzenleme konusunda kararsız olduklarını söylüyorlar. Seyahat uzmanlarına göre Amerika'nın misafirperverliğe sığmayan tavırları yabancı turistleri caydırabilir. Ayrıca Amerikan dolarının değerinin yüksek olması da Amerika'yı yabancı turistler için pahalı bir ülke haline getiriyor. Rakip ülkelerse turist çekmek için farklı yollar deniyor. Amerikan Seyahat Birliği'nden Patrice Johas Ungar'a göre turizm rekabetin çok yoğun olduğu bir sektör. Turistlerin önünde her zaman birçok seçenek var. Eğer bir ülke hakkında kaygıları varsa hemen başka seçeneklere yönelebilirler. Turistlerin başka ülkeleri tercih etmesi Amerika'da tüm eyaletleri zarara uğratır. 2 trilyon 1 milyar dolarlık turizm sektörü Amerikan ekonomisinin lokomotiflerinden. 15 milyon Amerikalı bu sektörde çalışıyor. Rojas Ungar, Trump yönetiminin yabancı ülkelere kucak açar nitelikte proje ve politikalar geliştirmesini umuyor. Öte yandan İngiliz öğretmen Yuhel Mia, Atlanta'da yaşayan bir 5. sınıf öğrencisi dahil birçok Amerikalı'dan destek mesajları almış. Mia, Amerika'yı hala ziyaret etmeye istekli olduğunu söylüyor. Seren Akifak, Yıldız Amerika'nın Sesi, Washington.